Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli izleyenler, Ramazan bayramının ikinci gününde yine Bayram Sevinci programında beraberiz efendim. Ve yine değerli konuklarımızla inşallah bayramın ikinci gününü, ikinci akşamını da hep beraber güzel bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Bayram gibi geçirmeye çalışacağız. Hemen konuklarımızı takdim edelim. Mahfuz Aktekin abimiz bizlerle, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, sizleri sorumluyum. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Grup Aksa'dan Veysi ve Musab Şanlı abiler, siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Hamdolsun, Allah razı olsun. Tekrardan bayramlarınızı da tebrik edelim, mübarek olsun bayramınız. Mehmet Ali abi, iyisiniz inşallah. Hamdolsun hocam, Allah razı olsun, siz de iyisiniz. Hamdolsun, teşekkür ederim. Şimdi bayram dediğimiz zaman böyle bir mutluluk, bir sevinç değil mi? Yüzlerde bir gülümseme. Bayram dediğimiz gibi akla geliyor. Dediğimiz zaman hocam çok bir kere böyle derinlemesine giriyor zaten. Bayram dediğimiz zaman böyle eski günlerimizi hatırlıyoruz, çocukluğumuzu hatırlıyoruz, bize alınan elbiseleri hatırlıyoruz, akraba ziyaretlerini hatırlıyoruz. Bayramın içinde o kadar çok güzel şey var ki. Değil bayram mi? Dediğin zaman tebessüm etmemek, mutlu olmamak mümkün değil. Mümkün değil. Aynen. Biz zaten klasik olarak hani bayramlar nasıl geçiyor, neler yapıyoruz? Özellikle mesela Grup Aksa'dan Veysi abi Güler'e özellikle soracağız. İşte köyde bayram nasıl? Mahfuz abiye de herhalde Suriçin'i soracağız. Suriçin'de bayramlar nasıl Diyarbakır'da? Evet, Suriçin'in de eski bir geleneği var tabii ki. Gerçi üstadım da orada, evet abi, bize orada büyüdü. Biz de Hançepek semtinde. Değil mi? Büyüdük, hem de Suriçin'in böyle tam, aynen, tam göbeğinde, merkezinde büyüdü. Tabii bayram dediğimiz zaman gerçekten insanların yüzü güler, mutlu oluruz. Bayramlar da güzel geçer. Her ne kadar akşamları yorucu olsa da hani günün yorgunluğu böyle geliyorsun. Akşam biraz yorucu oluyor ama ziyaretler devam ediyor akşamlarda. Mesela şu anda ekranları başında bizi izleyenlerin büyük bir kısmı ya misafir ağırlıyor ya da kendisi şu yoğun anda bir misafir. Eş, dost, akraba gelmesinden sonra ya eve gelmiştir ya da en son akrabaları ziyaret ediyor. Artık evet, hadi bu falancalara da akşam gidelim, artık güneyi sığdıramadık deyip oraya gitmişlerdir. Evet. Ve sevinçle beraber her zaman söylüyoruz. Maalesef bayramların bir de hazin bir hüzün tarafı var değil mi hocam? Bir bayramda hasret. Herkes yan yana gelmişken buluşamayanlar, kavuşamayanların da böyle bir tarafı buruk olur hep. Özellikle gurbetçiler, muhacirlerin, aynen, değil mi aileleri? Biraz daha buruk geçirir. Yusufilerin aileleri biraz daha buruk geçirir. Şehit anneleri biraz daha böyle buruk geçirir. Tabii her zaman dediğimiz gibi Ramazan'ın hüzünlü yanı da aynı zamanda nostaljik yanı da var sevincin yanında. Şimdi biz muhabbetimize tabii ki ara ara böyle devam edeceğiz ama eserlerimizi de özellikle bayrama gidebilecek eserleri de dinleyeceğiz. Hemen böyle Mahfuz abiden başlayalım. Hemen Mahfuz eser abi okuyalım. Böyle bir eserle başlayalım, güzel bir eser. Öneriye Kur'an serisinden Hort Rabbine Kıyami, Remzi Hort Rabbine Kıyami. Yüreğine sağlık, buradan da kendisine selam olsun. Evet. Onun güzel bir eseri var. İnşallah onun kadar seslendirmeye çalışacağız. Eyvallah. Kerem Kin. Her çiçek bu cihade Muhammed Mısır Şam'ı. Bu harame vahate, şu devre tutuna te, İslam kanına velate, şahi ketma suame. Bu harame vahate, şu devre tutuna te, İslam kanına velate, şahi ketma suame. Müzik
şarane, mekriye dinane. Kumem mekibrane, hevdikin selami. İslam'a vahre yate, vicine vini nutrate. Vedada evvelate, yapute ne de cami. İslam'a vahre yate, vicine vini nutrate. Vedada evvelate, yapute ne de cami. Terket zindani Levrabımın adıysa Serihil daye fehirsa Ferman rakin elbisa Kole Kur'an yefami Levrabımın adıysa Serihil daye fehirsa Ferman rakin elbisa Kole Kur'an yefami Gore Kur'an yekami. Eyvallah. Yüreğine sağlık Mahfuz abi. Allah razı olsun abi. Hınari serisinde mi? Bu müzgin miydi? Ben Hınari'yle müziğini hep karıştırıyorum. Hınari'yle müziğini hep karıştırıyorum. Hınari dedi mi? Aynen abi. Çok güzel bir eserdir. Yani. İslam'la ilgili değil mi? Evet. İslam'ın birkaç farklı yönünü aslında izah etmiş bu eser. Hem birleştiren yönünü, İslam'ın Müslümanları, müminleri, insanları nasıl birleştirdiğini, hem de zalime, kafire verdiği tepkiyi de dile getirmiş. Yani eskiler hakikaten, Mehmet Ali abi sürekli der ya, çok az bir, mesela bir kıtayla bir sayfa dolusu yazabileceğimiz, anlatmak için yazabileceğimiz bir kitap kadar söz evet. yazmışlar. Bir zaten, kıtayla. Sanat da biraz öyle. Mola Müzgin'in bütün şiirleri öyle. Buradan da Seyda'mıza, Mula Müzgin hocamıza selam gönderelim. Onun da bayramını tebrik edelim inşallah. Evet. Gerçekten çok güzel eserler kazandırmış. Evet. Onun da kalemine sağlık. Seslendirenlerin de yüreğine sağlık Mahfuz abi. Olmak üzere. Eyvallah. Şimdi biz biraz bayrama dönelim mi? Aynen yani. Dönelim. Şimdi biz köyde bayramları merak ediyoruz doğrusu. Köyde neler yapılır? Bayram nasıl geçer? Her gün bir bayram kültürü farklı olur. Farklı ya. Olur. Böyle konuk aldığımız kişilere soruyoruz işte mesela bu özellikle bayram nasıl geçiyor? Hemen sorar mı hesabı değil mi? Bayram valla eski bayram değildir. Evet. Yani eskiden mesela geziyorduk falan. Hı. Ama şimdi o şey kalkmış yani. Tabii geziyoruz da yine evet. yani bırakıyoruz. Bazen evlere gitmiyoruz. Bazı evler ya, kalıyor artık. Kalıyor yani eskiden bırakmıyorduk. Şimdi eskiden hani bayram gecesinden ta Arefe'den ya da işte bayram sabahından böyle kazanlarda yemekler pişerdi. Tabii, tabii, o devam yine, ediyor tabii, değil mi? O devam ediyor. O etler falan. Her yer yemek şey yapıyor yani hazırlıyor. Sizde de Vesa abi bir toplu bir yerde bazı köylerde yok, bir, böyle toplu, bir kültür var. Mesela yok, bizde yok. Karacak tarafında vardır. Ben TV'de bazı belgesellerde de izlemiştim. Asla çok da hoşuma gitti. Bütün köy ahalisi, köy halkı camiye getiriyor. Bir yerde toplanıyorlar. Evet. Aynen yemeklerini getiriyorlar. Orada yemeklerini yiyorlar, bayramlaşıyorlar, muhabbet ediyorlar. Bir kaynaşma oluyor değil mi? Hı-hı. Şimdi şehir kültürü biraz köylere de gitti aslında. Bozerk'e yakın zamanda bir düğün olmuş ki gelmiştik. Oradan fark ettim. Bozerk de artık biraz şehirleşmiş hocam. Doğru. Yani evet. o Bozerk'in 2000 öncesi gittiğimiz düğünlerdeki o Bozerk yok artık. Bir mahalle gibi, Diyarbakır'ın bir mahallesi gibi durunca muhtemelen Diyarbakır'ın o hani modern özellikle kültürü orada gitti. Bozerk diyoruz da Türkçe ismi? Türkçe de Bozerk'tir. Bozerk'tir değil yani, mi? Türkçe sıkıntı yok. O kültür biraz kayıyor. Kayıyor. Evet. Biz biraz sur içi kültürünü de konuşacağız ama bir eser dinleyelim. Grup olarak mı alacaksınız yoksa artık söz sizde yani.
Yok, grup olarak değil. Yani Veysi abi seslendirecek. Hangi eser abi? Ya Muhammed Mustafa. Ya Muhammed Mustafa. Yeni eski. Yok, o eskidir. Eski bir eser. Eski bir eser. Ha. Peki, buyurun. Ha. Hareketli, güzel bir eser. Şey gibi hissettim hocam, hani kutlu doğumdan artık böyle kalan kırıntılar gibi bir değil eser mi? Gibi geldi yani böyle. Şimdi, otomatik ben bir eser çalınca hocam, şimdi bizim peygamber sedaları vaktinin bir şeyi var ya, bir kutlu doğum kültürü var böyle. Bayraklar. Tevhid bayrakları salanır ya, bir eser çalınca o bende canlanıyorsa diyorum tamam, bu kutlu doğumluktur. Demin bende o canlandı. Sözler eski, beste yeni sanki, değil mi? Öyle bir karışım mı olmuş? Beste Bilal abimdir, yanlış olmasam. Bilal Güler abim. Evet. Olabilir. Sözler? Sözler Fakreddin'e Şemrani'dir. Evet. Yani yeni sözlerdir. Öyle evet. Çok eski. Bizim eski de. Yani, eski derken, şimdi biz eski derken o şeyi kastediyoruz genelde. İşte Şehit serisi, Hanariye Kur'an, Mizgina İslam, Şehadet, Şehitler Kervanı vesaire, onları biraz kastediyoruz. Onlar daha, ama öyle diyoruz da bizim eserler de şimdi 2005'te 2006'da çıkardığınız albümler var değil mi? Evet. Onlar da eskidi hocam. Onlar da eskidi yani. Ben bazen kaç böyle, yıl etti? 15 yıl etti. Tabii yani. Canım. 2004'te falan zannedersem İlahi Alem albümü, ondan sonra Gökler Ağlar falan ve takip eden seri geldi. Evet. Yani onda 15 yıl falan olmuş. Onlara yeni diyoruz halen. Yeni diyoruz. Evet.
Peki, Suriçi'ne dönelim abi. Sizler nasıl yapıyorsunuz böyle? Suriçi'nin yeni... Ben ikinizden alalım abi. Ben eski versiyonuyum bayağı. Ben yeni hocam, kapı... Sen size bir eskiyi anlat abi bize bir... Sen eskiden başla. Hocam eskiden söylemesi bir şeydi yani böyle çok televizyon falan da hani ben hatırlıyorum komşuya gidip televizyon izlediğimiz günleri hatırlıyorum. Şimdi o yeni jenerasyona çok kopuk bir örnek olarak. Bizim için şeydi hocam o zaman pek sinema, televizyon falan şu bir yoktu. Hı-hı. Söylemesi ayıp o zaman çocukken böyle şey yapardık işte bayram gelsin de sinema gidelim. Burada şimdi biraz ayıp olacak bu örnekleri veriyoruz. Yok, ama o dönemin gerçekleri öyleydi. Ondan sonra şey vardı hocam mahallede şey olurdu mahallede Luna Park zaten olmazdı. İşte oraya gidelim. Aynen. Değil mi? Mahallede bir salıncak gibi bir şey olur. Bir amca kocaman bir salıncak yapardı. Gidip ona binerdi. Demirden çocuk bir salıncak. Kızlar. Daha da var o kültür. Tahtaydı Mahmuz demirden. Abi. Tahta böyle büyük abi kalak. Sen 40 yıl öncesinden bahsediyorsun da hocam daha eskilerden bahsediyor. Yani 90 yıl öncesinden mi bahsediyorum hocam? Ali abiyle Ali yani, abinin aramızda bir 30 yıl falan yok sanki değil yok, mi? Yok 80 yıl var Mahmuz abi. O şekilde işte. Ondan sonra evlerde ne yapılıyor? Hocam bir şey vardı. Evlerde zaten hocam bayram klasikleri zannedersem pek değişmedi. Yani bir çörek sabah. Bir çörek kültürü bir kere vardı. Hı, o şimdi biraz o artık börek, pasta, keke falan dönüştü. Bizde var. Bizde şey olurdu. Mahalle, bizde o çörek kültürü hala devam ediyor. Önceki bayram programlarının birinde de anlatmıştım. Bir mahalle fırını vardı. Mesela leğenlerle böyle hamur yapılırdı. Ya ben hala ben de onu anlamıştım ama hoşumuza gidiyordu hocam. O çörek ilaçları vardı böyle hamurlar yoğrulurdu. Çörek kokusu böyle bir eve yayılırdı o çörek. Mahalleye kokusu. Bile yayılırdı. Mahalleye bile yayılırdı. Ondan sonra böyle bir iki leğen çörek olurdu hocam. Bayramdan 10 gün sonra da o çöreklerimiz olurdu. Tam bozulmuyordu onlar. Öyle yani anlatsak uzun sürer hocam. Bir de o zamanın işte, tadı farklıydı. Farklıydı. O zaman aynen. Sana dönmeden bir esere dönelim önce. Dönelim abi. Ondan sonra sana dönelim abi. Uzun abi, bir eser. Sen çok fazla konuşmadın ama uzun bir eser. Yani uzun hava. Uzun hava. Uzun eser olmasın da uzun hava olabilir. Hangi eser abi? Dedemin eseri, dedem Miskin'in eseri. Ah jidesti halkı nezan. Ah jidesti halkı nezan. Kerem. دستی خلق نزان حتی ایرو امکتی ما آخ جدستی خلق نزان حتی ایرو امکتی ما من جیو من مکاند جم استند دشت زوزان من جیو من مکاند جم استند دشت زوزان بی ملت و کی شیرا نشیارن ج شرعیرا وک پلنگن ج دربیرا تم غلامن ج خلقیرا تم غلامن ج خلقیرا
vi millete ve kişira ne şiarin ji şer'ira vi millete ve kişira ne şiarin ji şer'ira ve kbilingin jider bir ha tüm gulamın ji halqiray ve kbilingin jider bir ha tüm gulamın ji halqiray ji halqiray xabat karın به هر کتن هر دو خوارن بقیرینو به هوارن ل دنیای تم بپارن ل دنیای تم بپارن ji xelqê ra xebatkarin bi hev ketin hev du xwarin ji xelqê ra xebatkarin bi hev ketin hev du xwarin bi qîrîn û bi hewarin li dünyayı tüm beparın bi qîrîn û bi hewarin li dünyayı tüm beparın gula gulanê vebûye çi bikin bêkes û bêxwediye bilbil jê girt bêbextiye جلو جدست ما چویا جلو جدست ما چویا بلا کیرو متر ندی گلا نورا محمدی بلا کی بو متر ندی گلا نورا محمدی دیگرم لی به هل بستی لهر واری لهر دری دیگرم لی به هل بستی لهر واری لهر دری Saat hoş, keke musab. Uzun dedin de, uzun oldu. Uzun oldu, uzun hava oldu ama güzel oldu. Yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Ben ilk defa uzun hava tarzında eser okuyorum. Değil mi? Evet. İlk defa evet. Ama güzel okudun, değil mi? Aslında sesini yani fazla beğenmedin de. Evet, uzun hava sesine akışır. Musab'ın dediği gibi dedesine ait bir eser. Evet. Miskin, miskin seslendirdi bir eser. Ve çok da manalı bir eser. Evet, manalı. Yani İslam'a karşı duyarsız insanlar dan kaynaklanan sorunları dile getiriyor. Çok güzel bir şekilde dile getiriyor. Toplumun, bir dönem bir dönem çok dinlediğimiz bir eserdi. Evet. Halen de aslında dinlenebilecek bir eserdir. Sen beğenmedin ama biz beğendik abi. Allah razı olsun. Güzeldi. Mahfuz abi. Efendim abi. Sen topu hep sağa sola pas olarak aslında atıyorsun. Aslında hocam o değil de şimdi niye hocam hiç bayram yaşamadın mı sen? Hep bize soruyorsun. Hiç bayram yaşamadım. Emin Gülsever yani zamanla bayramlar nasıl geçerdi? Zamanında mı? Halen işte Emin yaşıyoruz. Emin abi diyor ya Suriçi.
Yani evet. Kendisi çok uzak değil. Kendisi Suriçi kültürünü pek gördü. İskender Paşa'dan mı bir dönem oturdunuz hocam siz? Yok. Ama Suriçi de denince... Dört yalın yerlerinin aşağısında falan öyle duydum dükkan ben. Oradaydı. Dükkan oradaydı. Dükkan oradaydı. Evet. Emin Hoca orayı pek görmedi. İskender Paşa. Orayı da gördüm. Yine orayı Emin Hoca'nın çocukluğuna ineceğiz. Ayıp olacak her programda bunu yapıyoruz. Bence de. Ama... Bence oradan da bak pası o atacağına sen attın abi. Bırak top ondan kalsın. Tamam kalsın. Bir dinleyelim abi ya. Ne yapıyorsunuz abi bayramda? Vallahi hocam ne yapıyoruz yani bayram mahallede. Bayram Suriçi'nde zaten Suriçi'nin kendine has bir özelliği var. Dar evet. Sokaklar. Evet. Bayramda da özellikle mis gibi nefis yemek kokuları gelir o sokaklarda. Böyle sokaklarda dar olduğu için. Aynen dar olduğu için yürüdüğün zaman her evde ayrı ayrı bir koku gelir böyle. Evet. Çocuklar her zamanki gibi bayramı sokakta bayram yapmaya çalışıyor. Oynuyorlar. Ne bileyim dinamitinden tut, bilmem neyinden tut. Patlatıyor. Biraz da savaş alanı gibi. Evet. Yani Suriçi biraz da bayramlarda savaş alanı gibi. Çocukların savaş alanı. Çocukların savaş alanı gibi öyle diyelim. Yani dinamitlerden, patlatlarla falan oynuyorlar baya. Şimdiki çocuklar böyle yapıyor. Bizim dönemimizde pek yoktu sanki. Bizim hani biz çocukken patlat vardı da o kadar yoktu. Zaten karpit falan yapıyorduk biz öyle hatırlıyorum. En şey bizde çat vardı. Şimdi patladı. Böyle bir kağıt şeridin üzerine kahverengi bir şey vardı. Taşlanları patlatıyorduk. Evet. Bir ya da duvara sürüyorduk. Onlar vardı. Ve patlatlar da eskiden beri vardı aslında. Hatta bizim biz biraz küçük bize göre biraz daha büyük olanlar onlarla birbirlerini kovalıyorlardı, işte birbirlerine sıkıyorlardı falan. Ama şimdi abi dediğimiz buradan bizim. Küçük kardeşlerimize şey yapalım. Hani onlar tehlikeli aynı zamanda değil mi? Aynen. Her bayram bunlar gibi kazalar yaşanıyor. Hastanelerin acil servisleri bu yaralı çocuklarla Allah muhafaza dolup taşıyor. O yüzden kardeşlerimiz hani böyle zarar vermeyen oyunlar ve oyuncaklarla oynasınlar. Çok böyle patmış, dinamitmiş, elinde patlayan çok çocuk oluyor. Olur değil yani. Mi? Hocam o manada da bir uyarmış olalım yani. Suriçi'nde mesela yeni şehirleşmiş bölgelere nazaran yani Suriçi'nde bayram bir başkadır. Yani insanlar sokakta yürüdüğü zaman her kapıyı çalar. Bayramını kutlar. Evet. Ondan sonra ne bileyim böyle sokakta geçen herkesi durdurur, tokalaşır, muhabbetle kucaklaşır. Evet. Hani bayramını bayram yapmaya yeltenir, çalışır. Ama yeni şehirleşmiş yerlerde böyle şeyler yok. Ben görmüyorum zaten. Hı hı. Mesela biraz daha böyle modern binaların olduğu yerlerde 2-3 sene de kaldım oralarda öyle söyleyeyim. Ben kimse senin kapısını kolay kolay çalmıyor. Komşu çocuğa, çocuğun kapı çalmasına hasret kalıyoruz. Aynen. Bir de aileler mesela çocuklarının şeker toplamasıdır. Hani bizde çok vardı söyle. Evet. İçinde daha da var. Hani bayram olunca çocuklar böyle hep beraber bir araya gelirler. Torbalarını alırlar ellerine, kapı kapı gezerler, şeker toplarlar. Tabii o kültür var orada. Daha da var. Çok güzel. Yukarıda güzel yok. Bir kültür. Güzel yani. Bir kültür. Sözünü kesiyorum ama yani çocukların kapı kapı dolaşıp şeker, harçlık vesaire bayramlık toplamaları. Mezarlıktan sonra bütün mahallelinin birbirini sorması, çok yakın olanların birbirini evine ziyarete gitmesi, orada yemek yemesi. Zaten bir yere gittiğiniz zaman muhakkak zorla da olsa yemek yedirirler yani o tür yerlerde. Çok güzel. Biz bazen dediğiniz gibi daha böyle kentin böyle daha çok binalaşmış kısımlarında değil mi? Apartman, işte site kültürünün olduğu yerde. Komşular bazen birbirini sormuyor. Tanımıyorlar ki sorsunlar. Aynen. Yani yıl içerisinde de asansörde bazen ya karşılaşırlar ya karşılaşmazlar. İşte o yüzden bu tür mahalle kültürünün, bayram kültürünün orada devam etmesi çok önemli ve çok güzel. Yani bayramı orada geçirmek ister insan. Aynen öyle. Değil mi? Zaten ben sürekli oradayım. Sürekli. Allah'a şükürler olsun. Annemin evi daha da orada gidiyorum oraya. İyi güzel. Evet. Bir eser daha alalım mı sizden? Ali abiden mi alalım? Sizden alalım. Ben ikinci bölüme Kasım Emki. Genelde öyle oluyor. Genelde öyle oluyor abi. Tamam abi baş göğsüne. O zaman aslında iki eser seçmiştik. İki zulmün arasında bir de Bak Ülkeme eseri vardı. Hangisini okuyalım? İki zulmün arasında okuyalım. Peki. Evet. O zaman Şehitler Kervanı 6 albümünden. Evet. İki zulmün 6'ydı değil mi abi? Vallahi ben sayıları karıştırıyorum Hafız abi. Fark etmiyor. Değil mi? Şehitler Kervanı diyelim o zaman. Tamam abi. 6 olmasa gerek. Evet, tamam abi. İki zulmün arasında diyelim.
ellerin arasında, iki ateş ortasında, yaşım erik baharında, tohuma durmuş çiçekti, yabani otlar içinde, zehir dikenler içinde, bahara özlem içinde, doğum sancılar çekti, bahara özlem içinde, doğum sancılar çekti. Zulübesti eğilmedi, tağuta taviz vermedi, ihanet çeteleriyle ayağa kalkıp direndi, ihanet çeteleriyle ayağa kalkıp direndi. Anneler, babalar, gençler, minnacık güzel bebekte, umuda hasret yürekte, Kur'an'ın nurunu bekle, elbet bir gün gelecekler, duyanı öldürecekler, şehadeti görecekler, kurtuluş bu diyecek de, şehadeti görecek de, kurtuluş bu diyecek de. Zulmesti eğilmedi, tağuta taviz vermedi, ihanet çeteleriyle ayağa kalkıp direndi, İhanet çeteleriyle ayağa kalkıp direndi. Peygamberi sözünden dönmeyeceği, sana uzanan elleri ve dilleri keseceği, adın kurtuluş dinlerde, yüreklerde, yücelerde, kan kırmızı bahçelerde, sana kurban geleceğim, kan kırmızı bahçelerde, sana kurban geleceğim. Zulüm esti eğilmedi, tağuta taviz vermedi, ihanet çeteleriyle ayağa kalkıp direndi, İhanet çeteleriyle ayağa kalkıp direndi. Eyvallah Mahfuz abim. Şimdi bayramın hüzünlü yönünü, ağıt kısmını, hareketli yönünü, sevinç yönünü ve marş, böyle hani
Sevinç, mutluluk, ağıt, hüzün, bir de ne var? Coşku. Evet. Değil mi? Bayramın bir de coşkusu aynen var. Coşku kısmını da marşlarla böylelikle yaşamış oluyoruz. Bu da güzeldir. Hepsi bir arada olduğu için mecburen bize bile devam etmemiz evet lazım. Aziz Önder Peygamberim, sözünden dönmeyeceğim ya da sözünden dönmeyeceğim. Sana uzanan elleri ve dilleri keseceğim. Kökünden keseceğim. Yani sana uzanan elleri ve yani dilleri keseceğim. Meydan okuma var, direniş var, başkaldırı var eserde. Evet. Eser eski bir eser. Evet. Zaten o zamanın havası da bunu gerektiriyordu. Evet. Zaten böyle eserler hiçbir zaman eskimez. Tabii. Hani hiçbir zaman eskimez bu eserler. Aslında bizim mirasımızdır bunlar. Öyle söyleyelim. Zaten öyledir de. Mirasımızdır. Ara ara böyle bu mirasımızdan. Yaşanmışlığın içinden çıkmış. Aynen. Mahfuz abi değil mi? Yaşanmışlığın aynen içinden çıktığı için de hakikaten insanı etkiliyor. Ne zaman söylersen etkiliyor. Evet. Ben bizim yani bunu hani bir ajansın ya da bir camianın eserlerini övmek adına söylemiyorum. Hakikaten bu böyledir. Hani bu eserlerin mazisini bilen herkes bana hak verecektir. Bunlar masa başına hani haraza bir böyle bir şiirde yazayım şeklinde yazılmış eserler değil. Hepsi yaşanmışlığın ürünüdür. Hepsinde hatıralar var. Hepsinde kanla, gerçekler var. Gözyaşıyla, aynen, çileyle, eziyetle, şehadetle, gurbetle, esaretle, yani ne söyleyeyim? Yani hepsi var içinde. Bunları bunlar yaşayarak yazılmış eserler. Evet. Eserden çıkıp biraz tekrar bayrama dönmüş. Abi bayram dedin sen, çörek dedin, unutamadım. Bu sene bayramda çörek yapmamıştık. Bak şimdi çörek deyince niye çörek yapmamışlar diye kendi kendime bir şey yaptım yani. Niye yapmamışlar hocam? Abi bilmiyorum ki, bu bayramı yapmamışlar. Siz sitede işte oturuyorsunuz hocam. Sitede gider şey yapıyorum hocam. Ama geçen sene de sitedeydik. Kek böyle. Hocam böyle kafasına böyle ne bileyim o çöreğin hamurunu leğenin içinde bırakıp şeye götürmüyorlar. Siteler böyle. Yok, fırında evdeki. Fırına götürmüyor. Yani. Evdeki fırında da o tadı veriyor. Taş fırın tadını veriyor. Bir leğen değil, iki leğen değil. Götürürken, getirirken de çoğalıyor ya. Aynen abi. Getirirken de çuvala dolduruyorduk hocam. Evet, güzel. Evet. İşte bayramın ben, güzel yani. Ben şeyi soracaktım. Çabuk sor abi esere, çünkü esere girip sor abi. Hayır hocam, sormayayım o zaman. Zamana yayalım, eser alalım, ondan sonra sorayım. Eser alacağız, sonra reklama gireceğiz. En gencimiz Musab mı acaba? Evet abi. Niye abi, çok mu? Beni genç olarak görüyorsanız teşekkür ederim. İnşallah beni Musab, ben mi gencim? En gencimiz Musab'tır. Öyle görüyorum. Niye öyle sordunuz ki abi? Emin olmak için sordum. Tam size çay getirdim. Musab abi, ben şunu sorarım. Yani önce küçük dedin, benden 2 yaş küçük. Hayır, en gencimiz. En gencimiz, benden 2 yaş küçük yani. Öyle mi? Neyse abi, ben gidiyorum. Saçlar falan ağrıdığı için hakikaten 2 yaş değil de aranızda çok yaş var gibi görünüyor. Moralinizi bozmak istemiyoruz. Saçlar biraz şey gösteriyor hocam. Sima falan baya bir genç senin ama saçlar ağırmış ya, o biraz yapıyor. Herhalde şu bugün biraz rahatsızım ondan da olabilir yani. Emin hocamızın saçı ırsidir. Yani atalardan gelme bir beyazlaşma var. Yoksa normalde beyaz değil saçı. Ali abi yani, seninki. Tabii işte. Yaşla ilgili değil. Yani yaşlılıkla şey ilgili ama Ali abi şey. Mahfuz abi, abi bu işi bilir. Allah var. Çünkü benden genç. Yaş olarak benden genç abi. 7 yaşlıdır hocam. Abi sen soruyu sor. Soruyu bırakmadınız ki hocam, sorayım. Ben şey soracaktım. Diyecektim Musab abi, bayrama dair hatırladığın en güzel şey ne? Yani ben bu şeyi hiç unutamam. Yani bir gün bayram, işte bayramın birine böyle bir şey yaşamıştım ve çok güzeldi. Yani var mı öyle bir şey? Bazen hiçbir şey de olmuyor diyorsun. Vallahi hatırlamam böyle bir şey. Bazen bütün bayramlar aynıydı falan diye. Yani şu sürekli aklıma geliyor. Babamın bana aldığı elbiseler. Aynen değil mi? Elbise. Kolak elbise aklına geliyor tabii. Mesela şey, bana sorsan hocam, bana sorsan. Birkaç senedir mesela almıyor. Sen aldın. Sesim ona gidiyorsa buradan elinden öpüyorum. Evet. Bana sorsan hocam, bayramda en güzel şey çocukların bol harçlık toplaması. Mahfuz abi zamanında çok yapmış bu para, işi. Para da götürüp şey mi, pat pat alması. Yani parayla götürüp çikolatası, dondurması, tatlısı eskisi gibi. Mahfuz abi unutamadığı şey o yani. Evet. Bir bayram paklar var mesela. Mahfuz yemek kokularından gittiği, o çikolatalardan gittiği böyle diyor derişin zikri neyse. Fikri de olur. O zaman fikri neyse zikri de olur. Diyelim eser alalım. Hemen eserin ardından reklama geçelim. Olur, eserle olur birlikte. Olur mu abi? Olur. Buyurun. Hangisini alalım? Eser Hortu Agide Müslüman. Hortu Agide Müslüman. Kerem Kit. Nariye Kur'an.
mazlum liçare aliye cihan manayı ve dengin liban hortu aqidin müslüman manayı ve dengin liban hortu aqidin müslüman En başı insan revinin, şakirci Kur'an revinin, revşekci cihan revinin, hortu aqidin müslüman. Revşekci cihan revinin, hortu aqidin müslüman. Ya her evliya varisdi dava enbiya her tümünün li her ciya hortu aqidin müslüman her tümünün li her ciya hortu aqidin müslüman Hac ve şereftir keseye, cennet bir gaj bunaveye, takva ve cihad bir fidyeye, hortu aqidin müslüman. Takva ve cihad bir fidyeye, hortu aqidin müslüman. Kat na kebe, hak tu demi na yetebe, na çebi ve evreşebe, hortu aqidin müslüman, na çebi ve evreşebe, hortu aqidin müslüman. Mezgille aniye baveri, ev zulmi ve nizdaheri, laura ve hilda yeseri, hortu aqidin müslüman, laura ve hilda yeseri, hortu aqidin müslüman. Evet değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından Bayram Sevinci programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayram Sevincini hep beraber yaşamaya devam ediyoruz inşallah ikinci gününde. Güzel eserler dinledik, güzel muhabbetler, bayramlar nasıl geçiyor köyde, sur içinde vesaire. Muhabbet güzel, eserler de güzeldi. İnşallah o güzellikle devam edip bitireceğiz inşallah. En son Musab'a bayrama dair unutmadın ya da en çok hoşuna giden şey ne diye sormuştum. Orayı bölümün sonuna geldiği için çok açamadım. Hakikaten hocam bizim zamanımızda şimdi Diyarbakır'ın dört bir yanında büyük büyük alışveriş merkezleri var ve bir sürü giyim mağazası var. Ve hakikaten hayat standartları yükseldi. Artık yeni elbise şeyi kavramı yok. Zaten herkes her an yeni elbise bulabiliyor. Bizim zamanımızda çocuklar bayramdan bayramı almıyor. Yani. Aynen Musab da onu yaşamış. Babasına selam gönderdi bize. Selam gönderiyoruz Musab babasına buradan. Biz elbiseleri hocam katlardı. Bu klasik bir şeydir. Bunu çok anlatılmış ekranlarda falan. Aynen hocam. Elbiselerimizi katlardık. Ayakkabılarımızı giyerdik. Acaba nasıl böyle biraz yürüdükten sonra temizledik. Tekrardan bırakırdık yine. Öyle bir yatağın şey var. Yatağın altına da koyar mıydınız? Yatağın yastığı çok hatırlamıyorum da. Ama böyle baş ucumuza durdu hocam. Koklar mıydı? En çok yeni elbise en kokusu, çok hoşumuza yeni giden, ayakkabı kokusu falan. Yeni ayakkabı sana ilginç gelirdi. Hocam bu, evet. O dönemlerde çok yeni ayakkabı yoktu. Yani siyah kara lastik vardı. O kadar değil abi ya, ne ettin ya. Var da abi. Tamam Ali abi 90 yaşında da 120 yaşında değil. Yok abi biz şey yapıyoruz, taştan ayakkabı uyup yiyoruz. Abi şimdi ben tam yaşlı oldum. Konuyu açtım ya Ali abi. Gerçekten açtım. Yani. Ama aynı şey. Mahfuz espri olsun diye söyledik. Yok hocam ben o siyah ayakkabılara yetiştim aslında. Yani bayramda giymedik ama. Bayram için. Bayramda onlar köyde vardı yani. Fakat yok yani onları harca giydik. Bir de şey beyaz böyle delik delik ayakkabılar vardı. Onlardan evet. Da giydik yani biz. Aynen. Lastik. Evet, köylerde halen giyinebilir çünkü çalışıyorsun o ayakkabı çalışma biraz şey, çalışma yani, için çalışma. İyidir değil mi? Hani çizmeler gibi onlar da naylon. Dediğim gibi hayat standartları bugünkü kadar yüksek değildi. İnsanlar lüks bu kadar önde değildi. İnsanlar aza kanaat ederdi. Bayramdan bayrama belki bulduğumuz yeni gıcır gıcır diye evet. Tabir ettiğimiz elbiseler bizim için çok önemliydi o zaman. Çok önemliydi. Evet. Diyelim. Musab abide kaldık herhalde değil mi? Musab evet. Abi senden bir eser alalım. Yine dedemin eseri Alem-i Dava İslam Cümer Vekirine Meydan. Meydan. Kerem Kirli.
لسر دوا محمد پر خوش کشتن زندان لسر دوا اسلام پر خوش کشتن زندان ای دل خوازی محمد دلی مظلوم شاکن ای دل خوازی محمد دلی مظلوم شاکن عالم دعوا اسلام جمر بکرنه میدان عالم دعوا اسلام جمر بکرنه میدان لسر دعوا اسلام بر خوش کشتن زندان لسر دعوا قرآن بر خوش کشتن زندان کشتن زندان لسر دعوا قرآن بر خوش کشتن زندان شروان به روزا جنگل هفتانه خبات کارو شروان به عالم دعوا اسلام جمر بکرنه میدان عالم دعوا اسلام جمر بکرنه میدان لسر دعوا اسلام بر خوش کشتن زندان لسر دعوا قرآن بر خوش کشتن زندان Eyvallah. Yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Hareketli, güzel, böyle düğüne de giden, düğünlerde de söylenen bir ve dolu dolu bir eser. İçi dolu bir eser. Davayı, mücadeleyi, İslam alimlerini, İslam alimlerinin mücadelesini olması gerekeni çok güzel işlemiş bir eser. Dediğim gibi çağımızın, günümüzün hocam bir şeyi, bir eksikliği, içi boş eserler biraz. Maalesef piyasaya girer oldu. Hı hı. İşte bir iki söz böyle bir iki kulağa hoş gelen bir iki söz var, bir melodi var, esere dönüşmüş ve eser olmuş. Fakat davayı anlatan dava eserleri dolu doludur. Ki tabii. Bunlardan bir tanesi de bu. Hı hı. Miskin Seyda. Yani ben bu dönem miskinle mizgini karıştırıyordum. Allah ikisinden de razı olsun. Evet. Miskin de mizgin de gerçekten çok güzel eserler üretmiş. Yani bu durumda bizim yapacağımız eserlere de bir eleştiri gözlüğüyle bakarsak kesinlikle yani bundan sonra yapacağımız eserleri biraz daha dolu dolu yapalım. Hocam inan Özlem Ajans bünyesinde çıkan eserlerde hamdolsun biz ona dikkat ediyoruz. Fakat genel anlamda hani düğün için biraz yapılan eserlerde beni hoş görsünler bütün kardeşlerim. Ben gittiğimiz seminerlerde de bazen bunu dile getiriyoruz. Hani diyorum şimdi mesela bizi izlemeye bir sürü genç geliyor, bir sürü insan geliyor. Bu gençlere bu müzikle bir şeyler verebilmemiz lazım. Yani biraz
demki eserdeki gibi İslam alimlerinin İslam davasına bağlılığı anlatıldı. Yani bir eserimize bir şey anlatılsın. Sırf hani laf olsun, torba olsun babından eserler olmasın. Evet, güzel eserler olsun. Bir güzel eser dinleyelim abi senden. İnşallah hocam. Mustafa Turan hocamız, Allah kendisinden de razı olsun. Kendisine de buradan kucak dolusu selam ve sevgi gönderelim. Söz konusunda bizi epey destekliyor. Dava Hoda diye. Ben dedim ya dava müziği üstüne evet, geldi. Dava Hoda. Dava Hoda diye bir eser okuyalım inşallah. Peki buyurun abi. Eyvallah, yüreğine sağlık. Eyvallah Mehmet Ali hocam. Abi. İyi çıkışlar değil mi? Böyle. İnşallah olmuştur hocam. Biraz harika oldu. Çıkışı zor bir şeydi. Sözleri biraz minne vardı. Nacizane seslendirmeye çalıştık. Dediğim gibi dava müziğiydi. Biz de onu seslendirmeye çalıştık. Sözler aslında çok manidardır hocam. Yani şimdi biz
sık sık dile getiriyoruz da. Sık sık dile getirmenin faydalı olduğunu düşünenlerdenim. Yani burada biz bir program yapıyoruz. Bu programın bir amacı var. Biz burada reyting, işte para, maddi bir beklenti vesaire bunun için yapmıyoruz. Siz sanatçı abilerimiz eser söylüyorsunuz, işte ilahiler söylüyorsunuz, söz yazıyorsunuz, beste yapıyorsunuz, düğünlerde çıkıp söylüyorsunuz. Özlem Ajans gibi bir ajansınız var. Kaygı benim bildiğim ajansta da, sanatçılarda da böyle bir işte sesimizi işte duyuralım, reyting yapalım, çok izlenelim, çok dinlenelim, çok kazanalım, çok işte bilinelim, şöhret sahibi olalım vesaire değildir herhalde, değil mi? Kesinlikle. Bence demin de bahsettiğimiz o eskiler, işte şehit albümleri, Şehitler Kervanı, Hınarya Kur'an, Mizgine İslam, onlar da bu sebeple yapılmadı. Bir tek amacı vardı ki sözler de o yüzden içerik dolu dolu. İnsanlara tebliği ulaştırmak, insanlara faydalı olabilecek, İslam'ın işte faydalı kısımlarını, mücadelenin faydalı kısımlarını insanlara ulaştırabilmek, gençlere, yaşlılara, annelere, bacılara, kardeşlere ulaştırabilmektir. O yüzden sözler dolu doludur. Aynen. O yüzden Özlem Ajans'ın bence çıkardığı albümlerdeki sözler dolu doludur, mana içeriklidir. Manası baştan sona dolu doludur. Evet. Ve inşallah da adresine ulaşıyordur. İnşallah. Değil mi Mehmet Ali? Şimdi bir de diyor Allah'ın bize verdiği şeyleri eserin içerisinde geçiyor. Ey İbrahim Müslüman dava koyda girane diyor. Girane. Ey Müslüman kardeşlerim, İslam aziz davası ağırdır. Evet. Ve bir yerde de gene söylüyor ki Allah'ın bize verdiği şeyleri onun için harcamamız lazım. Kesinlikle Emin Hoca'nın sözlerinin hepsine zaten katılıyoruz ve bir yerinin altını ben de tekrardan çizmek istiyorum. Bizim yaptığımız müzikte biz kendimizi tanıtmak adına ya da işte ben çok reyting alayım, ben işte falan sanatçıyı geçeyim ya da falanca sanatçılar gibi olayım gibi kaygıyla bu müzik yapılmadı. Bu şu an demin Musab'ın seslendirdiği eser olsun, bu evet. Eserler olsun, davayı tanıtmak için yapılmış bir eserdir. Allah kendisinden razı olsun. Molla Mizgin Seyidamız bir ara bile bir sohbetimizde dile getirdi, dedi ki dikkat ediyorum dedi bazı sanatçılar dedi. Hı hı. Piyasa sanatçı elpazesi geniş. Dedi yani müzik yaparken sanki davadan insanlar ziyade hani kendilerini anlatıyorlar sanki. Evet. Kendisini tanıtıyor. Ben nasıl daha öne çıkabilirim? Nasıl böyle, daha böyle ekranda yer kaplarımdan ziyade ben bu müziğimle ki dava müziklerin hep söyledir. Hı hı. Yani hani bir sol dava olsun ya da bir İslami dava olsun vesaire. Ne yapar orada? Sanatçı kendisinden ziyade kendi davasını anlatır. Bizim hamdolsun bize de bu böyle yapılmıştır. İnşallah daha bundan sonra da böyle olur. Ve Allah'ı, Muhammed'i, davayı anlattığı zaman müziklerdedir hocam. Onun harcı da boştur. Değersizdir. Aynen. Evet, Mahfuz abiye döneceğiz. Mahfuz abi bahar diyecek sanki, değil mi? Bayram. Evet abi. Bahar. Bahar. Bayram kelimesini bekliyordum tam. Bayram değil, az önce Mahfuz abim dedi işte bayramlarda işte küçüklere harçlık falan. Yani küçüğünüz benim. Ha, o manada. Abi çıkışta görüşelim, olmaz mı? Yok abi, masada ama istiyorum. Ama bir de küçükler büyüklerin elini öperler. Sıkıntı yok abi. Hem büyüğümüzün yaşımızın elini öpebilirsin. Ya, biz bir esere bence geçelim. Tamam. Geçelim abi, bahar diyelim. İkinizden daha önce dinleymiş. Yine öyle mi olacak? Bahar eseri çok güzel. Şunu açalım mı abi? Buyur abi. Bahar, idamlık bir mahkumun dilinden özgürlüğü anlatan bir eserdir. Güzel bir ezgi. Belki bazı kısımları hani biraz ilginç gelebilir ama hayatın gerçeğidir aslında. Hani bazı eserlerimiz çok ilahi tarzında değildir. Ezgi tarzındadır. Bu da böyle ezgi tarzında. Yaşar Burak'ın bir eseri, değil mi? Hani altını çizelim, yanlış anlaşılmasın. Mesela bir yerinde işte bırak ısınayım cigaram. Yani burada hayatın bir gerçeğini dile getirmiş oluyor. Oradaki efkarı belki. Hani bazen İşte şaraptan bahsedilir, ilahi eserler. Aş şarabından. İşte saki doldur şarabı mesela derler. Bu da onun gibi anlaşılsın inşallah diyelim. Evet. Ve daha önce ben sizden dinlemiş ki hocam, çok beğenmişim ses uyumunuz, şiir falan. Yine aynı şekilde olacak. Sesim abi 10 gündür düşük. Kısılmış daha önce, bir 10 gün önce hiç konuşamıyordum neredeyse. Şimdi birazcık açılmış. Emir hocam dedim ya, sen rahat ol o konuda biz... Sesinin tozu yeter hocam yani. Estağfurullah. Yani Kenan. Buyurun abi. Mikrofonumuz orada mı? Hı hı.
Çiçekleri sana bırakıp gittim. Hayallerim sana, sana emanet. Yüreğinde sakla umutlarını. Yüreğinde sakla umutlarını. Ben sana dönene, dönene kadar. Yine bahar bensiz, bensiz geçecek. Ne olur kuşlara selamım söyle. Yüreğimi kopar kırlara gönül. Bırak beni burada, burada kalayım. Bırak beni burada, burada kalayım. Sen bana dönene, dönene kadar. Nasıl anlatsam bilmem yetik güneşimizi sevda gibi. Kurt kafanında bir ceylanın gözlerine bakmalı. Öyle uzak, öyle uzak ki vatanımız. Bahar, kır çiçekleri sevgili, kırmızı bir gül gibi. Yüzümüz ki derin derin kazınmış bir coğrafya. Şu gülen çehremiz akıl hastasında kahkaha gibi. Hele yüreklerin ardına düşmeye gör, sessiz ve ölü. O yerinde yurdunda kalmış kafeste bir kuş gibi. En soğuk mevsimi garip gönlümü. Kara kışa tutulmuş yolda kalmışım. Sımsıcak elleri çok özlemişim. Üşüyorum inan, çok üşüyorum. Üşüyorum inan, çok üşüyorum. Pencerenden gülene kadar. Sıcak çayın demle iç yudum yudum. Bırak ısınayım cigaram ile. Morarmış dudağım kıpırdamıyor. Gözlerim mühürlü ellerim tutsa. Gözlerim mühürlü ellerim tutsa. Adalet yerini bulana kadar. Yetmez mi ki bize de kalsın bir parça yüreğimiz? Yarda yarında mı kaldı paramparça cam gibi? Acı bir veda öpücüğü kondu dudağımıza, mahzun, kederli. Bir de çocukların son bakışları, yaralı ceylan gibi. Kavuşmak amansız bir hastalık, umutsuz hayal meyal. Akıl zindanında gelen ölüm, sırtımda bir dağ gibi. Uyku, idamlık bir mahkum için, beynin göze isyanı. Yaşam, delik deşik bir damar, içindeki kan gibi. İnan ki kanadı kırık bir kuşu. Yapayalnız ayaz dona kalmışım. Konuşamıyorum, uçamıyorum. Konuşamıyorum, uçamıyorum. Onun merhameti gelene kadar.
be gün yükselir mahpus duvarı. Sorma bana ne olur gece zindanı. Hüzün çepeçevre sarar insanı. Mahpus uykulardan kalkamıyorum. Mahpus uykulardan kalkamıyorum. Medine güneşi doğana kadar. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Eyvallah. İkinci kezdir bu şekilde sizden dinliyorum. İkinci kez de yine güzeldi. Üçüncü kez de dinlemek isterim şahsen. Eyvallah. Böyle ilerleyen programlarda tekrardan. Ama şöyle Emin Hoca'yı bir ara tek de böyle bir yer verirsek, Emin Hoca'nın sesiniz iç içe geliyordu ya. Emin Hoca'nın acaba performansı nasıl, tam ölçemedim ben. Aslında ben bunu söyleyeyim. Emin Hoca genelde hangi esere girerse, hangi sanatçı abimizle eşlik ederse o eser genelde güzel oluyor. Bunu da söyleyeyim ben, Allah razı olsun. Şimdi kötü sesi sanatçı abilerimizin güzel sesini altında kapatıyorum abi, çaktırmadan. Böyle pes bok bir ses geliyor. Güzel gibi oluyor. Aslında bir enstrüman gibi böyle borozan gibi. Yani o zaman şey, bir test yapalım böyle. Ben çok negatif bir eser seçelim. Emin Hoca'ya söyleyeyim bakalım, çok güzel oluyor mu acaba? Vallahi olur. Niye olmasın? Bakalım, niye negatif bir eser abi? Hani diyor ya Emin Hoca, hangi negatif esere girerse güzel oluyor, oluyor diyor ya. Yani. Negatif eserlere girmiyorum abi. Eyvallah abi, yüreğine sağlık. Ağzına sağlık. Güzel bir eser. Buradan bu eser de bütün idamlık mahkumlara, Yusufi abilere gitsin inşallah. Eserlerimiz. Allah-u Teala onları oradan kurtarsın. Amin. İdam olmasınlar. Amin. Yani idamlık derken hani yani anladım, boyu, 30 yıl. Müebbet yemişler. O manada. Hı-hı. Evet, şimdi sözü Veysi abiye tekrar bırakalım. Olur hocam. Veysi abi, ne dinleyelim senden abi? Yine bir eski eserimizdir. Hı-hı. Ey Gül'a İslam bir geçmiyor. Ey Gül'a İslam. Çok eski. Evet, çok eski. Hani iki şey var aslında. Bir eski versiyonu var. Bir de yeni de var diye. Aa, siz yani o eski versiyonu daha güzel bir eser. Ben de onu söylüyorum. Aynen. Evet. Eski versiyonu. İlk şekli daha güzel. Öbürü biraz düğüne uyarlanmıştı. Evet. Ama orijinal şekli bana göre daha güzel. Daha güzel. Bana öyle geldi. Evet. Peki, buyurun abi. Aşık edersin. Tabii, tabii. Şbuna tıda teşbih adla tabi. Ey gula İslam tügeş bi emruhim gori tabi. Ey gula İslam tügeş bi emruhim gori tabi. Sed hazar hab khurti vekme bi kurbana dava tabi. Sed hazar hab khurti vekme bi kurbana dava tabi. Yecarek bibinim devleta tedil beri. Ma heyecarek bibinim devleta tedil beri. Hükmü hakim tibi tev Kur'an jid sura tabi. Hükmü hakim tibi tev Kur'an jid sura tabi. Ey gula İslam tügeş bi emruhim gori tabi. Ey gula İslam tügeş bi emruhim gori tabi. Sedha zarhab khurti vekme bi kurbana dava tabi. Sedha zarhab khurti وقت ما بقربنا دعوات بي
medbini daqe tebatina yemen dinu harbu medbini daqe tebatina yemen çawawi hanuni kufri amiri qawmi tabi çawawi qanuni kufri amiri qawmi tabi ey gula islam tügeş bi ev ruhin kori tabi ey gula islam tügeş bi ev ruhin kori tabi sed hazar hab qurti vekme bi qurbana davati bi sed hazar hab qurti vekme bi qurbana davati bi Ya İslam bilin ki ey ruhu çabim bira Hala ya İslam bilin ki ey ruhu çabim bira Vihingi azad yu şeref bir şube para tabi Vihingi azad yu şeref bir şube para tabi Ey gula İslam tügeş bir ev ruhin guri tabi Ey gula İslam tügeş bir ev ruhin guri tabi Sed hazar hab kurti vekmed kurbana dava tabi Sed hazar hab kurti Eyvallah. Bugün dava müziği dedik ama öyle alıp da gittik hepsi hocam. Dava hepsi, ya. Hepsi dava müziği. Hepsi dava müziği. Bugünküler özellikle biraz daha ey gula islam tügeş bi ebrehim gori tebi ey hazar hep korte vakmın kurbana dava tebi. Hocam bir de hareketli gidiyor program, coşkulu evet. gidiyor. Allah razı olsun. Evet. Yani burada oynamamak için kendimi zor tutuyorum. Şimdi son bölümde bir potpourri de yapacağız inşallah. Yapacaksınız. Bayram olduğu için hareketli biraz. Değil mi? Hareketli. Bayramın hareketli yönünü, sevinçli, mutlu yönünü daha önde tutuyoruz. Ama hüzünlü tarafını da unutmuyoruz. Arada ağıtlarla vesaire. Hüzünlü tarafı bana bırakın. Size bırakın. Sıradaki eserimiz yine hüzünlü. Nedir mesela sıradaki eserimiz? Şahit bin Em Müslümanın Emlipi Resulullah'ın. Şahit bin Em Müslümanın. Emlipey Resulullah. Bu da şeyden değil mi? Ziyana Ümmet'e İslam mı? Evet, Seyda-i Melabül Kudüs. Kudüs, evet. Seslendirmiş. Sözleri yine dedeme ait. Şimdi bir dakika, bir saniye. Sen özellikle deden eserlerini alıp buraya getirmiyorsun değil mi? Sanki yani, biraz özellik var. Yeridir hocam. Yeridir. Şaka yapayım. Ben tepkisini ölçmeye çalışıyorum. Ya da bu aralar dedesi şey mi yapmış? Bir çıkar mıkar meselesi mi var? Hocam bir de şimdi evde izliyorum. Dedesinin bir tarlası var. Değişim esprisi. Evet. O zaman hemen eseri alalım. Değil mi? Mustafa abiden eseri alalım. Sonra sözü size bırakacağız tabii. Potpourri için sözü size bırakacağız. Potpourri hazırlamışsınız herhalde değil mi? Var, var hocam hazır. Değil mi? Turik doludur yani. Aynen. Repertuar geniş abi ya. Peki abi. O zaman alalım artık. Buyurun.
hadisam ketine veri jibona İslam'a veri seru cani mejihere emle pey Resulullah'ın seru cani mejihere emle pey Resulullah'ın Desvan düşmeni vekhet emle pey Resulullah'ın Ciberman düşmeni vekhet emle pey Resulullah'ın Eyvallah, yüreğine sağlık Musab abim. Allah razı olsun. Evet, duygusal eserleri bugün Musab abiden aldık. Hareketli eserleri, sevinçli eserleri Veysi abiden aldık. Marşları, coşkuyu ve ezgiyi de Mahfuz abiden aldık. Evet. Mehmet Ali abi grup olunca neydi? Demek ki Türkçe, dava eseri. Dedim grup olunca öyle. Aslında gerekiyor. Ben gruplarımızı hep eleştiriyorum. Yine eleştireyim abi. Bizim gruplarımız aslında çok böyle grup halinde söylemiyorlar. Genelde bireysel söyleniyor. Hı. Aslında grup halinde söylense belki birçok eser. Arada böyle tek solo değil mi? Solo, solo eserler söylense daha iyi. Neden faydalı olur biliyor musun hocam? Bizim gruplarımızın kurulma şeyi böyle düğün konsepti üzerine kuruluyorlar. Evet. Ve düğünlerde de hani düğünler biraz uzun sürdüğü için biri söylerken öbürü vokal yapıyor, bazen de yer değiştiriyorlar o şekilde. Evet. Onlar da hani üçlü dörtlü mesela gruplar haline çıkıp biri armoni yaparken, biri pes girerken, biri tiz girerken gibi kurular yok maalesef. Evet. Onu eleştiriyoruz. İşte onu eleştiriyoruz. Onu eleştiriyoruz aynen. Aslında ben bir grup kursaydım. Bu şekilde gelişmemesi. Ya da bir grubun üyesi olsaydım. Sebebi hocam bu şekilde gelişmemesinin sebebi daha çok performanslarını düğünlerde göstermelerinden kaynaklanıyor hocam. Eyvallah. Madem düğün dedik, o zaman düğüne geçelim değil mi? Böyle potpourri söyleyelim ama biz veda edelim. Öncelikle tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Gerçekten güzel bir akşam geçirdik. Bayram sevincini hep beraber yaşadık. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Ramazan bayramının ikinci gününde yine bayram sevinci programında beraberdik. Güzel vakit geçirdik. Allah kısmet ederse yarın farklı konuklarımızla bayramın üçüncü gününde yine bayram sevincinde buluşacağız. O zamana dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla, hayırlı bayramlar diyelim ve sözü sanatçı abilere bırakalım. Buyurun. رشو داری برفو برانو قیداری دنیا لمن رشو داری برفو برانو قیداری سرو زخم و هواری سرو زخم و هواری من ندی بو هر تجاری من ندی بو هر تجاری چما ما قی امدی کسن چما ما قی امدی کسن دنیا دا امدی ترسن دنیا دا امدی ترسن هم مسلمان هر پیرسن هم مسلمان هر پیرسن ولی کافش مدی ترسن ولی کافش مدی ترسن چبی من بون بین کذب من تربون بین حسی چبی من بون بین کذب من تربون بین اما و حلم چم من بین اما و حلم چم من بین جدا سرودی
yavun bedengu cides ruh yavun bedengu çıma maqey emdi kesin çıma maqey emdi kesin dünyaya da emdi tersin dünyaya da emdi tersin em müslüman her birisin em müslüman her birisin vele kafir medetirsin vele kafir medetirsin Ateş merşan diye Eşite heban diye Mekubte hemlan diye Vekirana Hüseyin'i Muhammed Şirin'i Vekka gülab dini Dirde bu devrin tarihi Drona yumizgini Muhammed Şirin'i Vekka gülab dini Dirde bu devrin Tırana yumuz gini Her tu karini Kulu reyhanu beybun Bu hara teşim bun Kuvan gammi metebçun Kulu gammad dedemini Muhammed düşirini Ve kagulab dini Dibe mu devri tarih Tırona yumzigini Tırona yumzigini Güneşi doğdu doğdu artık batmadı gibi Umut doğdu güneşi gibi bugün gündüz bitmez gibi Sanım mu güneş doğdu doğdu artık batmaz gibi Biz aşığı şehadete Kerbela'da Hüseyin'e Hüseyin'in mektebinde geçenler çok rüzgar gibi Biz aşığı şehadete Kerbela'da Hüseyin'e Hüseyin'in mektebinde geçenler çok rüzgar gibi Maşallah Allah'ı sevdi Hazır diller cephedayı Bu yoldan vazgeçmez gibi Kuna kulluk sona erdi Gönüller Allah'ı sevdi Hazır diller cephedayı Bu yoldan vazgeçmez gibi
Biz aşığı şehadete Kerbela'da Hüseyin'e. Hüseyin'in mektebinden geçenler çok rüzgar gibi. Biz aşığı şehadete Kerbela'da Hüseyin'e. Hüseyin'in mektebinden geçenler çok rüzgar gibi. Meşia, meşia, dilana me hoş meşia. Geriya, geriya, govenda me hoş geriya. Hamdu şükür, hamdu şükür, orde İslam rahubiya. Hamdu şükür, hamdu şükür, şeytan jikel batatiya. Gotini me jibur za ilahiye mamosti me utozvani me hevali me revaniye. Meşia, meşia, dilana me hoş meşia. Geriya, geriya, govenda me hoş geriya. Hamdu şükür, hamdu şükür, orde İslam rabun piya. Hamdu şükür, hamdu şükür, şeytan jikel batatiyah.